Sevgili NCM yatırımcıları, bir hafta başlangıcında daha kurumsal ilişkiler direktörümüz Ahmet Uluhan'la beraber haftalık yurt içi bültenimizi konuştuğumuz NCM araştırma masasına hoş geldiniz. Ahmet Bey merhabalar, iyi haftalar, siz de hoş geldiniz. Merhabalar Bahriye, iyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz size de. Bildiğiniz üzere enflasyon verilerini karşıladık. Yine beklenti üzerinde geldi. Sizce borsalara etkileri nasıl olur? Evet Bahriye, yani enflasyon önemli. Şimdi aslında piyasaların özellikle şekillenmesi açısından çok çok kritik bir veriydi. Sana daha önceki yaptığımız yayınlarda da her seferinde özellikle Eylül ve Ekim verilerinin biraz daha genel şu andaki yürütülmekte olan Merkez Bankası'nın izindeki sıkı para politikasının geleceğini belirlemesi açısından önemli 2 aylık veri olacağını hep konuşmuştuk. Tabii Eylül ayında aylık bazda beklenti üzerinde 2,97'lik, evet 2,97, yani neredeyse %3'lük bir enflasyonda artış vardı. Tabii Eylül ayını hatırlayacak olursak burada özellikle eğitim giderleri biraz daha belirleyici olmuştu. Bu aya geldiğimizde ise piyasanın medyan beklentisi %2,5 civarı, ki bu dahi aslında aylık bazda yüksek bir beklenti. Ki gelen veri 2,88 geldi, yani beklenti üzerinde geldi aylıkta. Yıllık baktığımız zaman da yıllıkta %48 bir beklenti vardı. Evet, enflasyon yürütülen para politikalarının etkisiyle artık %50'nin altında. Biz Ağustos ayı, Eylül ayı gibi 50 ve 56 kademeleri zaten görmüştük. Ancak gelinen noktada Ekim ayının verisinde ise burada 48,58, yine beklenti üzerinde bir veri gerçekleşti. Aslında enflasyonda bir düşüş var, düşüş eğilimi var. Fakat bu istenilen hızda ya da yeterli ivmelenmeyle düşüyor diyemeyiz. Tabii baktığımızda özellikle giyim ve gıda tarafının gelen enflasyondaki genel yüksek kalmasının ya da beklenti üzeri gelmesinde ciddi etkisinin olduğunu görüyoruz. Tabii bu gidişata baktığımızda ister istemez de mevcut sıkı para politikasının devam edeceği yönündeki algının, izlenimin güçlenmesiyle beraber piyasalar tarafında çok da istemediğimiz fiyatlamalar ön plana çıktı, ki Borsa İstanbul'da zaten yeni hafta düşüşle başladı ve o şekilde de biraz daha derinleşerek devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursan konuştuğumuzda da işte not artırım var vesaire, bir takım şeyleri sıralamıştık ve özellikle 9.000'in üzerinde bir kapanış gerçekleşebilir mi, buna bakacağız demiştik. Oralarda denemelerimiz oldu ama 9.000'in üzerinde çok tutunamadık maalesef ki. Fakat genel noktada özellikle enflasyon verisinin etkisiyle tekrar 8.700'lere doğru borsada endeksin sert geri çekilimini şahit oluyoruz. Tabii teknik olarak baktığımızda yukarıda bir türlü aşılamayan 9.000 var. Genel gelişmelerin borsaya çok pozitif yansımaları ya da destekleyici yönleri yok. Ve özellikle enflasyon verileri ve yüksek faiz döngüsünün devamına yönelik beklentiler borsanın baskılanmasına neden olmaya devam ediyor diyebiliriz. Ya yani burada kritik olarak da bakacağımız seviyeler var. Onları da konuşacağız seninle ama şunu söyleyebilirim. Şu andaki mevcut koşullarda endeks açısından çok da pozitif ya da olumlu yorum yapamayacağımı söyleyebilirim. Peki, teşekkür ederiz. Yine sizinle daha önce konuştuğumuz kritik seviyeler vardı. Piyasa uzun zamandır da baskılanıyor. Sizce yıl sonu için hangi seviyeleri beklersiniz? Yani tabii bunu kestirmek zor. Yani uzun zamandır borsa özellikle bu kara pazartesi ve oluşan 10 binin altına doğru sert bir geri çekilmeden sonra biz zaten bir türlü toparlanamadık. Bunun birkaç temel nedeni var. Yani ikinci çeyrek kötü geçti. Bilanço performansları kötüydü. Özellikle merkezin yürütmüş olduğu para politikasındaki bu sıkı duruş etkisi, yani yüksek faiz döngüsünün ister istemez hem büyümeye hem şirket performanslarına olumsuz etkilerin 3. çeyrek ve sonrasında da devam edeceğini zaten görüyorduk. Öncü gelen göstergelerde hem büyüme yönündeki hem enflasyon yönündeki verilerde büyümede zaten bir yavaşlama var. Ekonomik anlamda bir yavaşlama var olduğunu görüyoruz. Bunun 4. çeyrek performanslarında yansıyabileceğine dair endişelerimiz artık daha da güçlü. Enflasyon tarafına baktığımızda zaten enflasyondaki veriler de ortada. Enflasyona dair öncü kabul edilebileceğimiz gelişmeleri de dikkate aldığımızda enflasyonda düşüş hızının da az önce yorumladığım gibi çok da beklentilere paralel olmadığını, istediğimiz seviyede olmadığını görüyoruz. Tabii tüm bu gelişmeler bir defa enflasyon yeterince düşmedikten sonra, yeterince ve kalıcı bir şekilde düşmedikten sonra biz faiz indiriminden çok kısa vadede bahsedemeyiz. Yani bu bir kere bir handikap. Piyasaların önündeki bir handikap. Burada yüksek faiz döngüsü devam ettiği müddetçe ister istemez zaten mevduatın cazibiyetinden kaynaklı olarak yatırımcı hisseden ziyade mevduat tarafını tercih etmeye devam ediyor.
Yabancı tarafına baktığımızda evet yabancının Türkiye'ye yönelik bir ilgisi var ama bu daha çok tahvil tarafında. Yani hisse tarafına bir türlü para girişi olmuyor. Aşağı yukarı yılbaşından bu yana bakıldığında şu anda tam rakamlar aklımda değil ama yani 2,5-3 milyar dolar arası hisseden bir çıkış olması söz konusu yabancının çıkışına şahit oluyoruz. Yani tüm bunları üst üste koyduğumuzda borsa açısından, endeks açısından çok da parlak bir dönem içerisinden geçmiyoruz. Peki bizi ne ayağa kaldıracak? Bir defa önce bunun tespitini yapmakta fayda var. Seninle de daha önce konuşuyorduk. Bir defa enflasyonda daha kalıcı bir düşüşü görüp kanıksamadıktan sonra biz faizlerde indirime yönelik bir beklentinin oluşamayacağını görüyoruz. Yani şu anda biz merkezden herhangi bir şekilde bu gelen veriler ışığında ben işte biz bir sonraki toplantıda artık faiz indirimini tartışmaya başlarız falan gibi böyle bir açıklama, bir girişim beklememiz söz konusu değil. Haliyle bu da neyi gösteriyor? Bir defa 2024 faiz indirim açısından masadan bence tamamen kalktı. Yani Ekim verisiyle beraber ben Aralık ayına dair İşte evet bir faiz indirim beklentisi masada söz konusu olabilir gözüyle bakıyorum ama Kasım ihtimali zaten ortadan kalkmıştı. Bence Aralık ihtimali de kalktı. Yani biz biraz bu yöndeki beklentilerimiz 2025'e atmış durumdayız. Şimdi tüm bunların içerisinde piyasa bir şekilde yatırımcı nezdinde baktığımız zaman işte 8.700'lerde bir destek bulmuştu. Yani mevcut seviyelerde bir şekilde direnmeye de çalışıyor ama gelişmeler özellikle satış yönünde baskılanmanın hızlı dönüşlere ve baskılanmanın artmasına neden oluyor diyebiliriz Bahriye. Ben şu an için 8.700-8.500 gibi kademeler daha önce de bu seviyelere işaret etmiştik. Buralardan piyasa bir tepki vermişti özellikle 8.700'den. Bu kademeleri bir defa aşağı yönde bu hafta içerisinde zorlayacaktır. Bu zorlamanın yanında olası sarkmalara dikkat etmek lazım kısa vade açısından. Ve eğer ki 8.700 kırılacak olursa tabii orada bir 8.500 psikolojik anlamda da önemsediğimiz bir seviye ama ben esasen 8.000 kademesini böyle bir durumda beklenti dahilinde tutarım. Yani 8.000-8.200'e kadar 8.700'ün kırıldığı bir noktada sarkmanın daha da derinleşmesini işin aslı beklerim. Tabii bilemiyoruz hangi seviyelerde piyasa ne tür reaksiyonlar verir bunu göreceğiz ama 8.000'in altında çok daha karamsar bir tabloyla da karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Yani bir şekilde piyasa bahsettiğimiz kademelerde tutunacaktır ve mevcut seviyelerindeki genel potansiyelini koruyacaktır diye düşünüyorum. Ve şunu da ilave edeyim. Faizlerin indirimine yönelik beklentilerin biraz daha borsaya tekrar alıp yukarı taşıyacağını düşünüyoruz. Fakat burada özellikle orta ve uzun vade açısından ben çok ciddi sorun görmüyorum. Kısa vade açısından evet belirsizlikler var, çok fazla iştah yok. Yatırımcılar nezdinde baktığımız zaman da böyle bir keyif de yok yani işin aslı. Çok keyiflenecekleri bir haber de veremiyoruz genel gidişata baktığımızda. Ama orta ve uzun vade açısından özellikle 2025'in belki ikinci çeyreğinden itibaren borsada çok daha farklı böyle yukarı yönlü trendlerin oluştuğu, kanalların oluştuğu yeni bir fiyatlama döngüsüne doğru geçiş olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunun için dediğim gibi özellikle faiz indirimine dair artık beklentilerin güçlendiği bir süreç içerisinde biz bunları yaşayacağız, göreceğiz. Ki öyle bir aşamada ben yabancı ilgisinin de çok hızlı döneceğini, çok hızlı artabileceğini düşünüyorum bari. Peki, teşekkür ederiz. Son olarak sizin de az önce bahsettiğiniz gibi 2024 piyasa yatırımcısı için çok parlak geçmiyor. Yatırımcı sayısında bir düşüş var. Borsadaki bu düşüşü siz neye bağlıyorsunuz? Yani esasen evet 2024 başından itibaren daha farklı beklentilerle birlikte borsada bir yukarı yönlü trend eğilimi vardı. O dönem içerisinde özellikle seçim belirsizliklerin geride kalması, yürütülen para politikasının etkileri ve etkilerini görmeye devam edeceğimizi yönelik beklentilerin güçlü olmasıyla biz ilk yarı yılda daha pozitif havada geçirdik aslında borsayı ki şu anda tam rakamlar aklımda değil ama işte 11 bin, 12 binler hatta 13-15 binler konuştuğumuz yayınlar da yapmıştık seninle çok defa. Tabii ne oldu? Yani bir defa enflasyondaki düşüş hızı beklediğimiz ölçekte değil. Yani orada evet bir düşüş var. Yani sonuçlar alınıyor ama yavaşlama var. Tabii bu sıkı para politikasının karşı efekti bir nevi ekonomideki daralma ya da yavaşlama diyebiliriz ki ikinci çeyrek performansları genel olarak zaten moralleri bozdu. Yurt dışında çok belirsizlik var, yabancının ilgi azlığı var. Derken tüm bunları topladığımızda borsa yatırımcısı bir de tabii mevduatın cazibiyetiyle beraber biraz daha hisse tarafını ben
biraz kenarda bırakayım. Kazandım şu ana kadar aldım ama bundan sonrası için biraz daha sabit getirili enstrümanlara yöneleyim diyerekten ben mevduata ciddi anlamda bir kayış olduğunu düşünüyorum. Ki bugün TL varlıklara baktığımız zaman genel mevduat içerisindeki oranı %55-%60'lar civarında. Yani ciddi anlamda TL'ye mevduat tarafında bir para park edilmiş diyebiliriz. Tabii döviz tarafı baskılanıyor ya da mevcut politikalarla biraz daha döviz kontrollü bir şekilde yukarı hareket ediyor desek dahi ister istemez arka planda ya işte 34 oldu, yarın 35 olacak, 36 olacak, bu şekilde bu gidecek düşüncesi var. Yani riskten kaçınmak isteyen yatırımcı biraz daha döviz tarafına, hatta gram altın tarafına talep gösterdi. Derken biz borsacılar biraz bu yılı özellikle yılın ikinci yarısının başından itibaren biraz daha olumsuz geçiriyoruz diyebilirim. Tabii bunun rakamlara yansıttığını görüyoruz. Yani borsada yatırımcı sayısının düşmesi çok alışık olduğumuz bir şey değil son dönemlerde. Özellikle halka arzlar işte 2023-22 o dönemler hatırlayacak olursan yani hızlı rallilerin yaşadığı dönemler. Buralarda yatırım sayısının çok ciddi anlamda artış gösterdiğini şahit olmuştuk. Ben yani bir yatırımcı tabii borsa yatırımcı huzursuz ve kısa vade için belki bir miktar küslük oluşmuş olabilir. Böyle tabir edebilirim ama dediğim gibi yani dengeler ya da ileriye yönelik beklentiler değiştiğinde o yatırımcının tekrar hızlı bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum. Yani çok karamsar değilim. Bu yılı maalesef böyle kapatacağız. Vaziyet onu gösteriyor. Tabii yılın son 2 ayı ne olur? Bakıp göreceğiz. Özellikle 2025'e dair beklentiler netleştikçe biraz daha hisse tarafında ben kötü senaryoların geride kalacağını ve tekrar bir olumlu yönlü fiyatlamaların potansiyel olarak ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Oralarda biz hacmin de arttığını, yatırım sayısının da arttığını şahit olacağız diye inancım var ya da görüşüm var diyebilirim Bahriye. Bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi yani ben seviyeleri orta ve uzun vade açısından son derece olumlu görüyorum. Burada özellikle faize duyarlı olan sektörler, bankacılık sektörü, holdingler, yani bunlardaki geri çekilme hatta endekse göre çok daha hızlı ve sert oldu. Son aya ya da yılbaşına baktığımızda. Onun için yukarı yönde toparlanmada performans gösterebilecek sektör ya da hisseleri biraz daha yatırımcılar ön planda takip edebilirler ki özellikle araştırma biriminin geçtiğimiz 3 hafta içerisindeki bir çalışması var. Bu farklı mecralarda da yayınlandı. Yer verildi daha doğrusu bu rapora. Burada endeksin toparlanmaya geçtiği süreçte hangi sektör ve hisseler bundan daha pozitif etkilenir ya da endeks üzeri getiri sağlayabilir? Bunun raporunu yayınlamıştınız. Ben bu raporu da yatırımcılarımız özellikle ulaşıp incelemelerini tavsiye ederim. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Görüşleriniz için de çok teşekkür ederiz. Son olarak haftalık bültenimizde öneri listesi paylaşıyoruz yatırımcılarımıza. Ben öncelikle bu haftanın listesini sizden kısa bir değerlendirme isteyeceğim. Daha öncesinde ise geçtiğimiz haftanın kısa bir değerlendirmesini de alabilir miyim? Evet yani tabii geçen hafta kısa bir haftaydı malum bayram tatili vardı. Pazartesi de yarım gündü. Biz geçen haftaki genel olarak yani 3,5 günlük piyasa performansına baktığımız zaman bir defa endeksin %0,26 değer kaybıyla haftayı tamamladığını gördük. Ama bizim öneri listemiz geçen haftayı %2,45'lik pozitif performansla tamamladı. İki tane önerimiz hedefine ulaştı. Kar realize edildi. İki tane önerimiz de stabil ama pozitif sonuçlar olduğunu gördük. Bir tane önerimizin de stoplandığını gördük. Tabii bunlar hep olasılıklar dahilinde değerlendirildiği için. Genel performansa baktığımız zaman da ben bir kere daha NCM araştırma birimini tebrik ediyorum. Burada endeks üzeri haftalıkta bir getiri sağlamayı başarmış oldular. Bu haftada bence önemli tabii şeyler var, yine öneriler var ama piyasa kötü başladı, veri etkisi de var. Haliyle bir miktar performanslarda düşüş olabilir yani bu hafta üzerinde diyebilirim. Fakat belirlediğimiz kağıtlar orta ve uzun vadede özellikle yatırımcıya genel olarak yüzünü güldüreceğini düşündüğümüz hisseler diye özetleyeyim. Bu hafta önerdiğimiz hisselerin başında da İş Bankası C, Bizim, Ford Otosan, Adel ve Natural Gas hisseleri yer alıyor. Dediğim gibi yani haftalık performanslarını iyi bekliyoruz normal şartlarda ama bu haftaya özel biraz daha belki performansın olumsuz olduğu yönler olabilir. Fakat orta ve uzun vade açısından zaten bu hisseler ön planda önerdiğimiz hisselerin başına geliyor Bahriye. Peki görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Şimdiden herkese bol kazançlı iyi haftalar dilerim. İyi haftalar.